Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 341. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde konuğumuz Cem Behar. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Kendisiyle ikinci kez yayın yapıyoruz. 2 yıl önce de gene bu stüdyoda kendisiyle güzel bir yayın yapmıştık. Bu yakınlarda yeni bir kitabı da çıkacak. Onu ayrıca yapacağız. Onu bekliyoruz yayınlanmasını. Ama öncesinde biz aslında 2 sene önceden de yapmayı kafamıza koyduğumuz bir kitabı var kendisinin. Kan Dolaşımı, Ameliyat ve Musiki Makamları başlıklı. Dimitri Kantemir'in Musiki Edvarı kitabı üzerine bir yayın yapmak istedik. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan MASAP uygulamasına ve Patreon destekçilerimize başlamadan bir teşekkür etmek istiyoruz. Ve ben ilk soruyu sorması için sözü Ozan'a veriyorum. Hocam, kitap Temmuz 2017'de çıkmış. Ben şeyde hatırlıyorum. Yapı Kredi'de çıkmıştı şeyde. Nedir? Galatasaray'da. Yani konu da çok güzel. Hocayı çağırsak falan derken anca oldu. Anca. Geç olsun güç olmasın. Ahesta oldu ama şimdi, geç olmasın yani, güç olmasın. Ben lafa şöyle başlamayı tercih ediyorum. Bu kitap üzerine veya Kantemiroğlu'nun musiki kişiliği üzerine yoğunlaşmadan önce adam kim? Evet, adam ne yapmış? Adam nasıl tanınıyor? Onu soracaktım. Musikiyle ilgili yazıları ve yazdığı kitapçık, o kitapçık çünkü böyle kalın bir şey değil. Evet. Türkiye'de tanınıyor. Dışarıda başka türlü tanınıyor adam. Dışarıda Osmanlı tarihçisi olarak tanınıyor. Çünkü 1714 ve 1716 yılları arasında Rusya'dayken Latince, çünkü adam Latince de biliyor, Grekçe de biliyor, Arapça da biliyor, Farsça da biliyor, Türkçe de biliyor, muhtemelen İtalyanca da biliyor. Latince olarak bir Osmanlı tarihi yazıyor adam. Ve bu Osmanlı tarihi oğlu tarafından İngiltere'ye götürülüyor. Oğlu çünkü Büyük Petro'nun Londra Büyükelçisi ve İngiltere'de bu tarihi İngilizce'ye çevirttiriyor. Antiyok Kantemir oğlu ve İngiltere'de yayınlanıyor. Hemen arkasından Fransızlar çok meraklanıyorlar. Voltaire özellikle aracı oluyor ve De Jonquière diye bir Fransıza bunu Fransa'ya çevirttiriyor. 5 sene sonra Fransa'da yayınlanıyor. Almanlar da buna merak salıyorlar. Bu Osmanlı tarihini Almancası da çıkıyor birkaç yıl sonra. Dolayısıyla Avrupa'da Dimitri Kantemir bir Osmanlı tarihçisi olarak tanınır. Evet. Müzisyenliği çok 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 sonra ve çok minör bir şekilde bilinir. Bu Osmanlı tarihinin, Kantemir'in Osmanlı tarihinin birkaç özelliği var. Müsaadenizle Musiki kısmına girmeden önce ona gireyim. Bu Osmanlı tarihinin adı Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişi ve düşüşü. Bu yükseliş ve düşüş lafı ilk defa olarak bu Kantemiroğlu'nun Osmanlı tarihinde geçer. Evet. Bu imparatorlukların veya medeniyetlerin döngüsel bir istikamet izlediklerini daha önce nerede görürüz? İbni Haldun'da görürüz. Ama Kantemiroğlu İbni Haldun'u okumuş mudur? Çok şüpheliyim. Ama niye bunu söylüyor? Yükselişi ve düşüşü. Çünkü 2 şeye tanık oluyor İstanbul'dayken adam. Bir, Viyana kuşatmasında hezimete uğraması Osmanlı ordularının. Onun devamında Osmanlı ordularının Habsburg'la savaşlara devam etmesi ve o uzun savaşı kaybetmesi Osmanlı'nın. Ve 1699'da nedir? Karlovça. Karlovitz. Karlovitz anlaşması. Karlovça diyoruz biz. Şimdi bu Karlovça anlaşmasını imzalayan heyetten 2 kişi Kantemiroğlu'nun çok yakınlarıydı. Bir tanesi daha sonra sadrazamlık da yapacak olan Rami Mehmet Paşa. İkincisi de Osmanlı Sarayı'nın baş tercümanı olan Alexander Mavrokordato. Fenerli Rum. Türk kaynaklarında İskerletzade İskender olarak geçer adı. İskenderoğlu İskender. İskenderoğlu İskender. Bunlarla yakın ilişkide Kantemiroğlu ve görüyor ki ilk defa şeyin başından beri, kuruluşundan beri Osmanlı bir toprak parçası kaybediyor. Karlofça Anlaşması'yla. Evet. Ve bunun bir düşüşün başlangıcı olduğunu düşünüyor.
Tabii biz ilkokul ve ortaokul ve lise tarih kitaplarında işte Osmanlı'nın kuruluşu, yükseliş dönemi, duraklama dönemi, gerileme dönemi. Aslında onu başlatan kişi. Onu başlatan Kantemiroğlu. Şimdi hiçbir ciddi Osmanlı tarihçisi artık o dönemlendirmeyi kullanmaz. O dönemlendirmenin geçerli olmadığı anlaşıldı. Ama ortaya çıkaran Kantemiroğlu. Dolayısıyla adam tarihçi. Avrupalı onu büyük bir tarihçi olarak bilir. Şöyle bir de işin anekdotunu anlatayım. Ben hasbelkader uzun süre Paris'te yaşamış olan bir Frankofonluğu da olan bir vatandaşım. Paris'in orta yerinde büyük bir kütüphane vardır. Saint Genevieve Kütüphanesi. Hmm. 1750 yılında inşa edilmiş. Şimdi Fransız Milli Kütüphanesi'nin bir parçasıdır o kütüphane. Ve duvarlarında, dış duvarların boyunca bir dizi portre ve bir dizi büst yapılmıştır. Bilime, sanata, hizmete dokunmuş olan Fransız olsun olmasın bir sürü insan. Yani Eflatun'dan Newton'a kadar aklınıza hangi bilim adamı geliyorsa veya tarihçi veya sosyal bilimci geliyorsa onların bir heykelli, küçük büstleri vardır. Osmanlı ile ilgili bir tek büst vardır. Dimitri Kantemir'in büstü. Orada hala durur. Büyük bir tarihçi olarak görür onu Avrupalılar. Kantemiroğlu'nun tarihinin Türkiye'deki şeyi, serencamı ise bir tuhaftır. Latincesi varken, Latincesinden İngilizceye çevrilmiş, İngilizcesinden bir Rumen, 1850'lerde Rumence'ye çevrilmiş, Türkçe'ye çevrilmesi de Rumence çevirisinden Türkçe'ye çevrilmesi. Dolayısıyla birazcık tavşanın suyunun suyu gibi bir tercüme olmuş olabilir. Ama o tercümenin başına bir kötü bir şey daha gelmiştir. İlk 1979'da yayınlandığı zaman o tercüme, o yayın yasaklanmış ve toplattırılmıştır. Evet. Sebebini tam olarak hatırlamıyorum. Osmanlı'yı ulu ve muhteşem göstermediği için. Başlığı hoşa gitmediği için olabilir. Veya içerdiği birkaç paşanın birbirleriyle tartışırken sarf ettikleri galis küfürleri aynen yazdığı için de olabilir. Ama toplattırılıyor, yasaklanıyor. Tekrardan ortaya çıkması bu Kantemiroğlu tarihi 1998 yılında iki cilt şurada gösterebilirsek. Evet, şu kameraya doğru gösterelim. Hı? Şöyle. Ben şey yapayım. Kamera, evet, şu şekilde. Cumhuriyet kitapları basmış. Evet. Bana. Ben bu kitabı çok aradım hocam bu arada. Bu sansürsüz bir şekilde. Tabii Dimitri Kantemir'in Prut Savaşı sırasında Deli Patruya sığınması vesaire gibi şeyler de var. Evet tabii, yani şimdi Boğdan Bey'i kendisi. Boğdan Osmanlı'nın haraçgüzar bir toprağı. Dolayısıyla her yıl haraç veren ve ona tabi olan bir toprağı. Ama başında da bir bey var. İstanbul'da 22 yıl yaşadıktan sonra Kantemiroğlu Boğdan Bey'i olarak atanıyor. Boğdan'a gidiyor. Fakat bir sene sonra çıkan Ruslarla çıkan savaşta Ruslara iltihak ediyor. Onu izleyen 3000 tane boyarla birlikte. Hmm. Oranın beyleriyle birlikte. Ve ondan sonra bütün Osmanlı kroniklerinde, Raşit tarihinde, Peçevi tarihinde haini bir din olarak gözükür. Dinsiz, evet, hain olarak nitelenir. Dolayısıyla Türkiye'de onun Osmanlı tarihine pek itibar edilmiş değil. Ama o tarihin de bir özelliği var. Bütün Osmanlı tarihleri arasında sebep ve sonuç arayan nadir tarihlerden bir tanesi. Normal Osmanlı vakanüvisliği kronik yazarlardı. Vakanüvis, olay yazan demektir. Vakaları yazan. Bu vakaların bazılarını yorumlarlar, bazılarında da yoruma açık bırakırlardı bu vakanüvisler. Fakat bu olaylardan sonra olaylara daha üstten bakıp bir sonuç çıkarmaya çalışıyor. Çoğu yerde bunu yapıyor. Bu yeni bir bakış açısı. Osmanlı'yı etkilememiş çünkü okumamışlar bu kitabı. Ama ayrıksı bir yeri var. Çeşitli Osmanlı tarihleri içerisinde Avrupalılar da hep bunu kullanmış. Evet. Siz kitabın bir yerinde şey diyorsunuz. Hammer'e kadar
en bilinen 1734'ten Joseph von Hammerpurgstall, asıl adı bu. Hı hı. Kendi Osmanlı tarihini Almanca Viyana'da, daha doğrusu Peşte'de, önce Peşte'de sonra Viyana'da yayınlayana kadar 100 yıl boyunca Osmanlı tarihi olarak Batı'da Avrupalılar bu. Sadece bunu bilmiş. Evet. Ve dolayısıyla tarihçi olarak tanınıyor. İşte bu da, bunu da gösterebilirseniz, Romanya Bilimler Akademisi'nin Kantemir'in doğumunun 300. Yılı dolayısıyla Kantemir tarihinden, İngilizce yayınından yayınladıkları parçalar. Evet, şu kitap. Evet. Hocam bütün Kantemir şeyini, kitaplarını külliyatını toplayıp gelmiş. Hocam, şunu da eklemek gerekiyor. Edward Gibbon'un Roma İmparatorluğu'nun yükselişi ve düşüşü, o başlık da bundan mülhem olabilir. Evet, evet. Çünkü yani, Gibbon bunu okumuştur mutlaka. Evet. Yani çünkü onun doğumu 1737 falan galiba. Gibbon Kantemir'den 50 sene sonra, evet. 80 sene sonra. Evet. Hocam, bu Kantemir İstanbul'a turistik amaçla gelmiyor. Hayır. Niye geliyor? 22 sene dediniz. 22 sene kalıyor 22 orada. Sene. Şimdi 22 sene kaldığı için Kantemiroğlu'nun Türk müziği ile ilgili yazdıklarını bir seyyahın, bir tüccarın, bir meraklı şarkıyatçının, bir gezginin yazdıklarıyla karşılaştırmamak lazım. İçeride. Meseleyi içinden görmüş. Ve verdiği yargılar ve aldığı kararlar da içeriden alınmış kararlar. Niye gelmiş? 14-15 yaşındayken gelmiş. Çünkü o zamanki Boğdan Bey'inin oğlu ve Boğdan Bey'inin Osmanlı'ya bağlı olduğu için sadakatini garantiye almak için onun ailesinden biri de o beylik yaparken ailesinden biri de İstanbul'da tutulurmuş. Göz önünde tutulurmuş. Hı hı. Yani esir muamelesi falan görmüyor. Serbest şehir içinde dolaşması ama göz önünde. Yani neme lazım kabilinden, orada bir şey olur da evet. Elimde bir garanti olur olsun düşüncesiyle Osmanlı bunu yapmış. Ve 22 sene kalıyor İstanbul'da. Babası Boğdan Bey. Babası Boğdan Bey. Evet. Sonra bu İstanbul'a geldikten 5 sene sonra babası ölüyor. Ağabeyisi Boğdan Bey oluyor. Ağabeyisi ölünce kendisi Boğdan'a gidip Boğdan Bey oluyor. Şimdi bir de bu adamın eğitimi var. Romenler bilirsiniz. Boğdan bugünkü Romanya'nın kuzey kısmıyla Moldova'yı kapsayan bir bölge. Hı hı. Onlar Ortodoks. İbadetleri Grekçe. Dolayısıyla eğitimi büyük ölçüde Grek Ortodoks papazların elinde başlıyor orada. Şeyin başkenti olan, Boğdan'ın başkenti olan Yaş. Şehrinde. Bugün hala var. Tarihi bir şehirdir. Romanya'nın Moldova sınırına yakın. Hoş, güzel bir şehirmiş. Grekçe öğreniyor. Kendi ülkesinin tarihini öğreniyor. Sonra kendi ülkesiyle ilgili de bir tarih kitabı yazıyor. Moldova ve Efrak tarihi diye bir kitap yazıyor. Romence. Adam işte eski Grekçe, yeni Grekçe, Rusça, İtalyanca, Latince, Türkiye'ye gelince Türkçe, az buçuk Arapça, Farsça filan biliyor. Bu dil bilgisinden bir ders çıkarmak lazım. Bütün öğrencilere söylerim. Bütün genç sosyal bilim meraklılarına. Akademisyenlerin birinci görevi dil öğrenmektir. Diller öğrenmektir. Neyse, bunu geçelim. İstanbul'a gelince eğitimine nerede devam ediyor? Saraya gidip Enderun'da musiki öğreniyor gibi bir rivayet var. Bu bir yalan. Bu bir yalan. O kalitede bir, o statüde bir insanın saraya girip sarayın kullarıyla birlikte müzik eğitimi görmesi düşünülemezdi. O zaman mümkün değildi. Adam özel derslerle musiki öğrendi. Kimden öğrendiğini de yazıyor. Kitabın bir yerinde bir hocaları ve kendi talebelerinin şeyini, network'ünü, şemasını içeren bir grafik vardır bu kitabın içerisinde. Hocaları da belli. Ama normal eğitimine İstanbul'da devam ediyor. Nerede? Fener Patrikhanesi'nin Megaskolyon denen büyük okul dedikleri Patrikhane Okulu'nda. O okulda kim hoca?
Onun üzerinden etkili olmuş olan hocası yine Mavrokordato. Alexander Mavrokordato. Kim bu Mavrokordato? Yani Canterbury'nin zihinsel ufkunu açmak için söylüyorum. Mavrokordato Sakızlı, zengince bir ailenin çocuğu. İstanbul'a gelmiş. Fener'deki bir aile bunu okumaya İtalya'ya yollamış. İtalya Avrupa'nın en eski üniversitelerini içeren bir ülke. Bologna Üniversitesi ilk üniversitedir Avrupa'da. 1088 tarihinde kurulmuştu. O da Padova ve Bologna Üniversitelerinde doktora yapıyor. Doktorası ne konuda? Tıp. Tıp. Başlığı da var doktora tezinin. Kan dolaşımında ciğerlerin rolü. Akciğerlerin rolü. Hı. Niye böyle bir tez yazıyor? Çünkü Mavrokordato'dan 40 yıl önce William Harvey diye bir İngiliz doktor, tıp, tecrübi olarak, deneysel olarak kanın vücutta sabit kalmadığını, dolaştığını ispat ediyor. Deneysel olarak ama. Bir takım insanların kollarına bir bandaj sarıp kan dolaşımını engelleyerek, sonuçlarını inceleyerek böyle mi olabilir, şöyle mi olabilir, deney yaparak kan dolaşımını ispatlıyor adam ve bu kabul görüyor. Mavrokordato da onun tezinin bir devamını yazıyor. Bu ne demektir? Mavrokordato tabii o zaman Kantemiroğlu'na şey dersleri veriyor. Doğa bilimleri dersleri veriyor. Zamanın terminolojisinde fizik dersleri veriyor. Metafizik olmayan her şey fizik o zaman. Bu fiziğin içine biyoloji, botanik, jeoloji, evet, tıp hepsi giriyor. Fizik dersleri veriyor. Ve uyguladığı metot bizim ampirist diyebileceğimiz metot. Yani gözleme dayalı. Doktrin, fikriyat, ideoloji, dini akide böyle şeyler yok. Yok. Çünkü dönem zaten Avrupa'da bu William Harvey gibi, Francis Bacon gibi, Isaac Newton gibi, Johannes Kepler gibi, Galileo Galilei gibi tecrübi bilgi edinme. Kitaplardan değil, bizzat tecrübe ederek bilgi edinmeye yönelik bir felsefi bakış gelişiyor. Bu felsefi bakış Avrupa'da Rönesans'ın hemen ertesinde yola ortaya çıkıyor. Ama Doğu Avrupa'da bir yüzyıl gecikmeyle ortaya çıkıyor. Doğu Avrupa, Polonya, Macaristan, Romanya. Geç bir bilimsel Rönesans oluyor bu ülkelerde. Mavrokordato da onun bir parçası. Şimdi anlatabiliyor muyum bu kitabın başlığı niye kan dolaşımı? Evet. Ve şey, Kantemiroğlu Türk moskesinin makamlarını anlatırken makamları anlatmak demiyor. Makamları teşrih etmek diyor. Ameliyat etmek. Yani. Ameliyat etmek. Evet. Teşrih eğer bir canlı üzerinde yapılıyorsa buna bugünkü terminolojide anatomizasyon deniyor. Bir ölü üzerinden yapılıyorsa besbelli otopsidir. Evet. Ama bu teşrihtir. Anlamı parçalarına ayırma, en küçük parçalarını arama ve bulma ve altındaki gerçeği bulma. Yani şerh etme. Evet. Şerh de oradan gelir. Bu metodu, bu ampirik metodu musikiye uyguluyor Canterbury'oğlu. Hocam Padova Üniversitesi'nde zannedersem ilk teşrih orada yapılıyordu. Ya Padova, yani ya, yanlış hatırlamıyorum. Ya Padova, Venedik. Vesalius, Andreas Vesalius diye bir doktor, Venedikli bir doktor bunu başlatıyor. Osmanlı'da otopsinin yasal veya açık olarak yapılması için Mektebi Tıbbiye'nin kurulması 1840-1850'li yılları beklemek gerekti. Hatta üniversitede, yani benim hatırladığım böyle bir teşrih salonu da var. Var. Yani şey, Padova diyelim, yani Padova Üniversitesi'nde böyle bir o zaman için yapılmış. Meşhur ressam Hollandalı Rembrandt, en meşhur portrelerinden, resimlerinden bir tanesi nedir bilir misiniz? Doktor Kruip'in ameliyatı. Evet. Bir şey var, bir ceset var, etrafında talebeler var ve Doktor Kruip elinde şeyle, neşterle o makasla kolunu deliyor ve adelileri bilmem neleri gösteriyor. O da teşrih. Yani
Rembrandt bunu 1650'li yıllarda yapıyor. Evet. Şimdi aslında bu yöntem, Canterbury'nin bu yöntemi son derece pragmatik bir yöntem. Teoriyi anlatmaya başlamak için adam somuttan başlıyor. Evet. Şöyle başlıyor Musiki Edvarı. Ha, bu arada Canterbury'nin Musiki kitabı iki kısımdan oluşuyor. Bir kısmı teorik kısım, tanımlar, makamlar, makamların icrası, musiki icrası nasıl olur falan filan. İkinci kısmı kendi döneminde repertuarda bulunan 350'yi aşkın peşrev ve saz semaisinin özel bir notalama sistemiyle notaya geçirilmesi. Şimdi o nota meselesinde siz kitapta da şey yapıyorsunuz. Şimdi izleyiciler açısından söylüyorum. Bilmeyenler olabilir. Bugünkü modern anlamda bir nota sistemi yok. Hayır, değil. Ve ilk kez yani özellikle İstanbul Müziği özelinde ilk kez bir notalama sistemi. Özel bir notalama sistemi. Özel bir notalama, harflere dayalı vesaire. Onları biraz açalım ki çünkü hani izleyen insanlar ne olmuş yani işte notaya dökmüş gibi düşünebilir. Onu biraz şey yapmak lazım herhalde. O nota sistemi Türk musikisinde kullanılan her sesin, ki o seslerin adı perdedir. Her perdenin adının baş harfini alıp o perde yerine geçiyor, o ses yerine geçiyor. Do, re, mi, fa değil. O Arap harfleri ve o Arap harflerinin altına ve ikisinin arasına notanın uzunluğunu belirten bir rakam konuyor. 1, 2, 4. 5. Uzun bastıyor yani. Uzun bastıyor sesi. Evet. Veya kısa daha kısa bastı. Evet. O dönemde icat edilmiş iki tane birbirine benzer notalama sistemi vardır. Bir tanesi Kantemiroğlu, bir tanesi Tamburi, bir tanesi Nai Osman dedi. Galata Mevlevihanesi Şeyh'in notası. Fakat onun notası maalesef hala özel bir koleksiyoncunun elinde. Ve araştırmacılara kapalı maalesef. Sebebini hala anlayabilmiş değil. Şimdi egodan olabilir. Neyse program sonrasında kim olduğunu söylersiniz. Keşke çalışılabilse. Evet. Şimdi ben bu kitapta notaları incelemedim. Notalar incelenmiş bulunuyor. Şöyle 1992 yılında yayınlanmış bu kitapta Canterbury'nin yazdığı 350 kadar eserin bugünkü 5 çizgili porteli notaya geçirilmiş hali. Evet. İngiliz bir müzikolog Owen Wright, Londra'da School of Oriental and African Studies'de profesör olan, şimdi emekli bir bir kişi. Bu Edvard kitapları, müzik teorisi kitapları ilki Canterbury'ninki değil. Daha önce de var. Ama bu Edvard kitapları genellikle şöyle başlar. Önce besmele, hamdele ve salvele. Uzun uzun bir sebebi telif. Niçin biz bunu yazıyoruz? Evet. Allah'a hamd, peygambere salavatlar. Musiki ne kadar önemlidir. Bak Tanrı insanı aklıyla yaratmıştır ve işte kulakla vermiştir. Musiki'nin genellikle mucidi Pisagor olarak anılır. Ama Pisagor Yunan dinsiz ama Hazreti Süleyman'ın talebesi. Öyle zikredilir. Dolayısıyla bunlar yazıyor yani metinlerde. Metinlerde yazıyorlar bunları tabii. Musiki de icat ediliyor. İlahi yani. Bir ilhamla musiki icat ediliyor. Pisagor bir gün deniz kenarında yürürken dalga seslerini duyuyor. Bu dalga seslerinden ritimleri keşfediyor. Sonra gidiyor bir takım demirciler görüyor. Demir döverken oradan başka ritimler icat ediyor. Göğe bakıyor. 12 tane burç var. 12 tane makam icat ediyor. Böyle bağlantılar. Dolayısıyla Musiki'nin kozmografiyle, gök bilimiyle, ilmi nücumla, geometriyle, tıpla ilişkileri, vücuttaki 4 tane hılt ile, işte evrendeki 4 unsur var ya, hı hı. Su,
Ateş, toprak ve tahta, bildiğiniz gibi. Evet. Tahta değil tabii. O filmde öyleydi. O filmde öyleydi. bunlarla ilişkilendiriliyor çeşitli musiki şeyleri, terminolojisi. Cantemiroğlu'nun hiç derdi değil. Nasıl başlıyor biliyor musunuz? Edvar'ı. Yani şey, damardan başlıyor. Hiç doğa, muat, şey yok. İlmi musikide sınırsız sayıda perdeler konabilirdi. Zira bir bakımdan musiki gayrı mukayyet, sınırsız olur. Ve hangi saza bakarsak insanın boğazından çıkan avaza taklit olup perdeler bulundu. Bizim bildiğimiz yahut gördüğümüz sazların cümlesinden, hepsinden mükemmel ve tamam, her şeyi kapsayan tambur dedikleri sazdır. Böyle başlıyor. Tambura özel bir şey yapıyor yani. Hayır. Önemli olan, daha önceki Edvar yazarları evrensel olarak musikiyi tanımlamaya çalışıyorlardı. Herhangi bir coğrafi veya kavimsel veya bir belli bir medeniyete aidiyet atfetmeden musikiyi tanımlıyorlar. Evet, gökyüzünden yeryüzüne indiriyor. Evet, yani şeyden, tümden geliyorlar. Bu adam 1700 ile 1710 yılları arasında İstanbul'da belli sazlarla, belli koşullar altında icat edilen, icra edilen musikiyle başlıyor. Dolayısıyla gördüğü, duyduğu şeylerden başlıyor. Evet. Belli bir hiçbir ön yargı, ön koşul, dini akaid, gelenek, melenek falan yok. Ne görüyorsam oradan başlıyorum. Bu eğitimiyle çok alakalı. Çok şey, alakalı. Bu aldığı pragmatik ve birazcık da neo-aristocu bir düşünceden de kaynaklanıyor. Çünkü neticede her şey bir şey, bir ilahiyata bağlanıyor ama bir Allah'a bağlanmanın yolu da Allah'ın yarattığı şeyleri iyi bilmekten geçiyor. Evet. Eğer küçük yaratılarını, Tanrı'nın yaratılarını bilirsek, iyi öğrenirsek, biz bu yolla, bilgi yoluyla Tanrı'ya daha iyi varabiliriz düşüncesinin pratiğe dökülmüş şekli. Ve Avrupa'da çok yaygın bu. Dolayısıyla şeyden başlıyor, damardan, müzikten başlıyor. Bizim bahsedeceğimiz müzik budur. Osmanlı Türk musikisi ile ilgili ve sadece o musiki ile ilgili ilk müzik teorisi kitabı dolayısıyla budur. Evet. Daha öncekiler genel İslami Orta Doğu musiki geleneklerinin tümüne şamil olmak isterler. Cantemiroğlu'nda bu yok. Adam 20 sene İstanbul'da yaşamış, tambur çalmayı öğrenmiş, en baba üstadlardan öğrenmiş, beste de yapmış, eserleri de kağıda dökmüş ve oradan hareketle o müziğin çeşitli unsurlarını tanımlamaya başlıyor. Makamları, usulleri, icra türlerini falan oradan başlayarak tanımlıyor. Dolayısıyla bir anlamda Osmanlı Türk musikisinin vaftiz babası da diyebiliriz. Evet. Adam Hristiyan, ne yapacaksınız? Hristiyan. Daha ne yapacaksınız? Nasıl değil? Peki hocam, evet. Şeyi, Edvar'ı nasıl okumalıyız? Yani şeyde klasik Edvar'la okuyamıyoruz. Yani klasik Edvar gibi düşünemiyoruz bunu. Nihayetinde. Hayır, Osmanlı'nın daki Osmanlı İstanbul'un, bir kere İstanbul diyelim, evet. Merkez İstanbul. Osmanlı İmparatorluğu ikiye ayrılıyor biliyorsunuz. İstanbul ve gerisi. Taşra. İstanbul ve bütün ne varsa diğer gerisi. Taşra. İstanbul'da geliştiği için İstanbul'da icra edilen musikinin ne olduğunu, nasıl algılandığını ve hangi kültürel ortama tekabül ettiğini öğrenmek istiyorsanız Cantemiroğlu'nu okuyun. Öyle diyebilirim. Tabii adam bir de bir sürü teknik terim kullanıyor. Onları da bilmek lazım. Cantemiroğlu müzikle ilgili, İstanbul'da duyduğu müzikle ilgili bir şey daha söylüyor. Osmanlı Türk musikisinin bütün Avrupa müziklerine üstün olduğunu söylüyor. Öyle mi? Evet. Aynen onu söylüyor. Alıntı verelim tırnaktan başlayıp.
Yunan taifesi, Yunan taifası musikiyi huruf altında zapt eylemiştir. Huruf harfler demektir ama aynı zamanda yazı demektir. Yazıyla zapt etmiştir. Lakin usul veznini bilmedikleri sebebiyle onlardan musiki kör ve topaldır diyor. Yunan Ortodoks Kilisesi'nin müziğinden bahsediyor. O musikide ritmik kalıplar yoktur. Rum Ortodoks Kilise müziğinde. Usulü olmadığı için o musiki neymiş? Kör ve topal. Sonra Efrenç ve Urus taifesi Yunan'dan musikiyi alıp huruf ile okurlar. Yani yazıyla okurlar. Lakin Sofyan ve Semai usulünden gayrı usul görmedikleri için onlarda dahi musiki eksik olur. Yani Avrupa'da ölçüler ya ikili veya dörtlüdür ya da üçlüdür. Başka bir ritmik kalıp bilmezler. Bu da büyük bir eksiktir diyor. Dolayısıyla Osmanlı musikisi hepsine faiktir. Hepsine üstündür. Teknik açıdan. Bunu söylüyor. Evet. Bu şeyin bir repertuar kısmı var. Edvard'ın bir müzik teorisi kısmı var hocam. Çok katmanlı bir şey anladığım kadarıyla. Bir de icraya dair bir şey de var. Yani böyle katman katman şey yapılmış. Bu biraz herhalde diğerlerinden de ayıran bir yanı var bunun. Diğerlerinden ayıran bir yanı var. Ve sistematik olması diğerlerinden ayırır. Evet. Diğer daha eski edvarlarda da bazı sazlar bazen tarif edilir. Şu işte çengde şu teli çalarsan rast perdesi çıkar. Öbür teli çalarsan bilmem ne va perdesi çıkar diye tarif edilir ama sistematik değildir ve dağınıktır. Kantemiroğlu çok daha sistematik. Bakın 22 senede İstanbul'da yaşamış bir adam başka ne yazıyor? Tüm Hristiyan dünyasında barbar olarak bilinen bir milletin bu gibi yüksek ve soylu bir sanat dalındaki çalışmalarını övmem Avrupalı okurlara tuhaf gelebilir. Nitekim Osmanlı İmparatorluğu'nun çocukluk yıllarında, buna dikkat edin, döngüsel bir medeniyetten bahsediyor. Evet. Çocukluk yıllarında sultanların sadece ülkelerinin sınırlarını genişletmek meşgul oldukları sıralarda biraz barbardılar elbette. Zamanla savaşların durması ve barış döneminin sanatlarına eğilmeye imkan verdiğinde eski yabani hallerini terk ederek o kadar uygarlaşmışlardır ki, öyle mi? Uygarlaşmışlardır ki bugün eski barbarlıklarından bir iz bulmak zordur. Türk musikisinin usul ve kelimelerin vezni açısından herhangi bir Avrupa musikisinden daha mükemmel olduğunu söyleyebilir. Yani bu haini bidin derip yani Osmanlı'dan Petro'ya geçen bir adama bir de bu söylediği var. Evet. Bir önemli bir şey daha söyler. Bunu da bir alıntı olarak okumak isterim. Musiki iki türlü icra olunur diyor. Biri nefesten ve biri sazdan. Türkçesine dikkat edin. Çok basit bir Türkçe. Türkiye'yi basit denen bir Türkçe türü kullanıyor. Süslü bir ağdalı bir dil katiyen değil. Teknik terimler hariç hiçbir ağda yok. Biri nefesten ve biri sazdan. Nefesten olana hanendelik, sazdan olana sazendelik denilir. Bunlardan mağda, bunların dışında kara düzen ve çöğür havaları vardır ki gerçi deyişle ırlayış olurlar. Yani bağlamayla, çöğür bir bağlama türü. Evet. Bağlamayla çalınan bir aşık musikisi de vardır diyor. Deyişle ırlayış olur. Dolayısıyla biraz spontane okunan türküleri ve deyişleri kastediyor olabilir. Lakin usulü musikiye girmedikleri sebebiyle musiki kaidesinden hariç, musiki kuralı dışında olup tariflerini eylemek beyhude zahmettir diyor. Dolayısıyla o dönemde İstanbul'da icra edilen musikiyi iki kategoriye ayırıyor. Bir kendi bildiği, nispeten okumuş takımının icra ettiği usule ve makama tabi, tanımlanabilir, teorisi yapılabilir müzik var. Bir de
Kahvelerde, şurada. Kahvelerde, burada, şurada okunan, bağlama eşliğinde okunan deyişler ve türküler var. Onlara okunur da demiyor. Deyiş ile ırlayış olurlar. Irlayış yani öz Türkçe bir kelime, şarkı söylemek anlamında. Evet. Burada tabii şey de söylemek gerekiyor. Kitabın son kısmında da tıpkı basım var. Edvard'ın. Edvard'ın tıpkı basımı var, evet. Peki hocam, şeyi soracağım. Bu, önceki Edvard'larda bir koleksiyon var mı? Şey koleksiyonu. Hayır efendim. O dönemin şarkılarının repertuarı. Hayır. Yani şey açısından soruyorum. Hayır. Ne var biliyor musunuz? Güfte mecmuaları var. El yazması güfte mecmuaları var. Güfteler yazılıyor. Başına makam, besteci adı ve usul yazılıyor. Haninde bunu alıyor. Daha önce meşketmiş oluyor o eseri. Ezberden okuyor. Nota yok. Yani bir şey var aslında bir yandan. Anlatmakta zorluk çektiğimin farkındayım. Ama nota kullanılmadan musiki olur mu diye sorarsanız olur. Bal gibi olur. Yüzyıllar boyunca olur. Hint medeniyetlerinde de olmuştur. Çin medeniyetlerinde de olmuştur. Evet. Yani şöyle öncesinde herhalde de zaten sizin kitabınız da var da bunun üzerine meşk ile devam ediyor. Ama burada bir şeyden kitabi olarak notaya düşürüp şimdi beni sorusuna getiriyor. Kantemiroğlu bu notayı niye icat etti? Evet. Amaç ne? İki amaç var. Bir, bu notayla perdelere isimler vererek çeşitli makam bütünlüklerini bu perdelerle ilişkiye koymak, dolayısıyla bütünsel bir teori yaratmak. Nota bütünsel bir teori yaratmanın aracı oluyor. İki, bestelenmiş eserlerin şartı musannif üzere okunması için. Musannif, besteci demek. Tasnif eden yani. Şartı musannif, besteci nasıl öngördüyse öyle. Çünkü Kantemiroğlu farkında ki sözlü musiki eğitiminde bir eser, ister saz eseri ister söz eseri, kulaktan kulağa, kulaktan ustadan çırağa, çıraktan onun çırağına aktarıldıkça değişir. Dolayısıyla bestekarına, ilk bestekarının orijinal şekline den uzaklaşabilir. Nasıl bestelendiyse o şekilde. O şekilde kalması için. Bu da çok yeni bir düşünce o döneme göre. Yani besteciye sadakat kavramı bir meşk dünyasında çok garip bir fikir. Çünkü her eser çeşitli üstadlar tarafından öğrencilerine meşk edildikçe o eserin çeşitli versiyonları türer. Bu versiyonların standartlaştırılmasını istemek aslında çok modern bir düşünce. Böyle bir düşünceyi dile getiren ikinci kişi Rauf Yekta Bey. 20. yüzyılın başında Türk musikisinin modernleştirici önderlerinden biri olan Rauf Yekta Bey bu düşünceyi tekrar dile getirir. 200 yıl sonra ve şeyi bu el yazmasını Edvard'ın el yazmasını buldukları zaman Rauf Yekta Bey ile Hüseyin Saadettin Arel'e ne olur? Buldumcuk olurlar. Bak neler varmış. Bak bunu da düşünen insanlar varmış. Bizim musikimizi klasikleştirmemiz lazımmış. Ve dolayısıyla klasikliğin öncüsünü Kantemiroğlu'nda görürler. Öyle bir fonksiyonu da olmuş Kantemiroğlu Edvard'ın. Şimdi bir sürü yerde şeyi de okuyabilirsiniz. Bu Kantemiroğlu Edvard'ını işte padişaha takdim etmiştir. İşte ona ithaf etmiştir. Yalan. Yok böyle bir şey. Çünkü o Edvard'ın orijinal şeklini ben gördüm. Şeyde İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü kütüphanesinde. Ufacık boyda kargacık burgacık yazılmış, çirkin bir yazıyla yazılmış, okunaksız, yaprakları solmuş bir el yazması. Başka nüshası da yok. Şimdi padişaha takdim edilen bir yazma böyle mi olurdu? Topkapı Sarayı 3. Ahmet Kütüphanesi'nde bulunan kitapları biliyoruz.
O kütüphaneye giren bütün kitaplar özenli bir hatla. Ya bu arada Kantemiroğlu Türkçeyi öğrendi ama birkaç imla hatası da var yazdığında. Onları tespit ettiniz yani. Evet, birkaç imla hatası da var. Böyle kendi bir kitap, böyle hocam? Bir kitap, kendi yazısı. Evet. Böyle bir kitap saray kütüphanesine girmez. Giremez. Sokmazlar. Evet. Daha sonra Rusya'ya gittiği zaman geçmişine atfen Padişah 3. Ahmet'e takdim ettiğim bir musiki kitabı yazmıştım demiştir sonradan. Ama o doğru değil. Biraz geçmişiyle övünme payı da içeriyor bu. Ama bir şey, bir yanlış daha görürsünüz. Bu Kantemir Edvarı'nın, Kantemiroğlu Edvarı'nın Padişah 3. Ahmet'e değil 2. Ahmet'e ithaf olunduğunu da bazı yerlerde görebilirsiniz. 2. Ahmet'in şeyi, saltanat süresi 1695'ten 1703'e iyi hatırlıyorsam. Ama Kantemiroğlu o zaman 17 yaşında, 18 yaşında. İstanbul'a gelecek 15 yaşındayken. Musiki'yi öğrenecek. Bir kitap yazacak kadar öğrenecek ve padişaha takdim edecek kadar öğrenecek filan. Makul değil o. Dolayısıyla söz konusu olan padişah 3. Ahmet'tir. Topkapı Sarayı'nın içindeki kütüphaneyi kurduran padişah. Ve o kütüphanenin ilk hafızı kütübü, hafızı kütüp kitapları saklayan kütüphane, baş kütüphaneci, Yanyalı Esat Efendi diye birisi. Yanyalı Esat Efendi de Kantemiroğlu'nun felsefe hocalarından biri olmuştur. Ha. Türkçeyi de öğretiyor muydu hocam yoksa? Türkçeyi de ona Türkçeyi de ondan öğreniyor. Türkçeyi biraz Arapça ve Yanyalı Esat Efendi büyük alim. Aristo'nun bazı eserlerinin bazı bölümlerini Arapça'ya çeviriyor. Evet. Peki hocam, öyle bir ortamda büyüyor Kantemiroğlu. Burada el yazmasından gidersek şey diye not düşmüşsünüz de Kantemiroğlu'nun zihnindeki muhatap şu ya da bu paşa veya bizzat padişah değil, İstanbul Musiki Camiası'nın tümüdür aslında. Evet. Ben de yanına kamuoyu diye not düştüm. Yani böyle bir müzik kamuoyu, bir böyle bir İstanbul'da cemiyet var mı? Yok. Bir musiki camiası var ama onlar okur yazar değil. Onlar... Şimdi bakın Ozan Bey, ben 40 yıldır Türk musikisi camiasında içinde cevelan etmiş bir adamım. Musiki yapmak başka şey, musiki okumak bambaşka bir şey. Musiki icra, çok iyi icra edebilirsiniz. Ama musiki hakkında bir şey okumayı tamamen gereksiz ve lüzumsuz bulabilirsiniz. Bu çok makul ve çok rastlanan bir şey. Avrupalıların bir lafı vardır, kötü müzisyenler iyi müzikolog olur diye. Bunun tersini de düşünebilirsiniz. Dolayısıyla o müzisyenler, o usta müzisyenler ustalıklarını nereden alıyorlardı? Hangi özelliklerinden? Çok sayıda eseri öğrenmiş olmak ve onları ezbere bilmekten alıyorlardı ustalıklarını. Musiki hakkında bir şeyler okumuş olmaktan değil. Musikilerinin geçmişini bilmekten değil. Dolayısıyla bir okumuş cemaat belki grup belki ilgilenir diye yazmıştır veya bunu bir şekilde yayarım diye de düşünmüş olabilir. Şunu da dikkatinizi arz ederim ki bu tek nüshadır. Bu Kantemiroğlu Edvarı. Bitmiş bir eser olup olmadığı da meçhuldür. Evet. Belki bitmemiştir. Bitirseydi, bitirdiği anda yapacağı ilk şey neydi biliyor musunuz? Nüsha çıkartmak. Hatatlara verip 3-5 nüsha kopya ettirmek. Kitaplar öyle, buna vakti olmamış. Ve giderken, ayrılırken İstanbul'dan bu Edvarı şeyin oğlu, Alexander Mavrocordator'un oğlu Nikola'ya bıraktığı rivayet edilir. Evet. Şimdi hocam bu sizin bazı şeyleriniz de var. Yani bu metni incelerken özellikle 8. sayfada söylediğiniz bir şey beni biraz bu konuyu ne demişim ya şey yapmaya itti.
Müzik eserleri külliyatının kitabın teorik kısmından çok daha önemli olduğu yolundadır. Oysa eski eser notalarının her zaman musikiyle ilgili diğer metinlerden daha önemli olduğu iddiası sonuncu sebep sanan ve bugünün bakış açısından geriye 17. yüzyıla taşıyan teleolojik ters ve yanlış bir yaklaşımdır. Buradan işte şeye de geçiyorsunuz daha sonra işte bu defterci tarihe kadar uzanan bir şey var. Şimdi geçen hafta da aslında biz bunu konuştuk Güneş Ayaz'la biraz. Yani müzik Güneş Ayaz sosyolog. Evet, o toplum içinde müzik nasıldır? Evet. Yani diye doğru düşünüyor. Evet. Doğru bir düşünce. Aslında bu benzer bir tartışma. Yani eserin sadece kendisini mi tartışmalıyız yoksa eserin arka planı ile birlikte işte o Edvard'daki şeyi mi tartışmalıyız? Galiba biraz bu da önemli bir tartışma. Siz de burada bu tartışmaya bir yerden giriyorsunuz ve bir pozisyon alıyorsunuz. Biraz bu pozisyonu da açar mısınız bize? Açarım tabii. Sadece eserler üzerinden gitmek, müzik tarihini sadece eserleri inceleyerek yazmak bence mümkün değil. Mümkün olduğunu iddia edenler olabilir. Fakat üretecekleri tarih bir tekniğin tarihi olacaktır. Bir ayrıntının tarihi olacaktır. Bir janrın tarihi olacaktır. Musiki tarihi olmayacaktır. Eskilerin bir lafı vardı. Bilirsiniz. Neydi? Marifet iltifata tabidir. Evet. Müşterisiz meta zayidir. Dolayısıyla müziğin talep edilmesi lazım. Bir müzik bestelediğin zaman, yaptığın zaman o müziğin talep ediliyor bir müzik olması lazım. Talep eden kimdir? Bir musiki şinas kitlesi, bir müzisyen kitlesi, bir meraklı kitlesi, bir camia. Ayrıca bu müzik eseri icra edilmeli. Kim icra edecek? Bir takım icracılar olması lazım. Bu icracılar da gökten zembille inmiyorlar. O toplum onları üretiyor. Ondan sonra bu müzik eserinin öğretilmesi lazım. Sonraki kuşaklara geçirilmesi lazım bestelenmiş bir eserin. Nasıl öğretiliyor, kimlere öğretiliyor, hangi şartlar altında ve ne ölçüde öğretiliyor? Bütün bu soruların cevabı o notasını gördüğünüz eserin içinde bulunduğu toplumun niteliklerine dair sorular ve problemlerdir. Her ne kadar bir müzik eseri bir ses parçasıysa, 5 dakikada, 30 dakikada, 10 saniyede uçucu bir ses ise, eskiler musikiye havai ilimdir derlerdi. Havai derlerdi çünkü gelip geçiyor, havai. Evet. Anlık. Ama havai demeleri bir de şeyle ilgili, o dört unsurdan hava ile ilişkili olmasından dolayı. Evet. Havai olduğu için hafif, hafif olduğu için önemsiz diye gördükleri için başka türlü bakıyorlardı. Fakat kağıda dökülmeye başladığı zaman müzik metin haline geliyor. Metni incelemek çok keyifli bir şey. Çünkü metnin içine giriyorsunuz, metni şerh ediyorsunuz, bir teşrih yapıyorsunuz. Fakat müzik ondan ibaret değil. Müzik yankısıyla da var, toplumdaki yankısıyla da var. Veya artık olmayan yankısıyla da var. Bir müziğin artık yankısı olmayabilir. Evet. Demek ki devre dışı kalmıştır. Bütün bunları birlikte incelemezseniz müziği üretildiği, icra edildiği, intikal ettirildiği, öğretildiği toplumun içine yerleştirmezseniz o müziği bence o müziği iyi anlayamazsınız. Belki o toplumu da iyi anlayamazsınız. Evet. Benim kanaatim odur. Hocam burada şöyle devam ettireceğim ben. Ali Ufki, Kaan Temiroğlu, Nai Osman Dede ve Abdülkadir Nasır Dede. Abdülbaki Nasır Dede. Evet. Abdülbaki. Onu tartışmıştık. Onu bir önceki programı tartışmıştık. Evet. Kaan Temiroğlu'nu şimdi konuşuyoruz. Ali Ufki üzerine de bir kitabınız var. Onun mecmuası üzerine. Şimdi bunları hepsini incelemiş birisi olarak
Osmanlı musiki tarihini, Osmanlı entelektüel tarihini nasıl değerlendirmemiz lazım? Çünkü siz bunu kitapta şey diye söylüyorsunuz. Bunları böyle bir esas malzeme olarak değil de esas malzeme olarak görmemek gerekiyor. Ya bunlar istisna mıydı? İstisnaysa yani nasıl bir istisnaydı? Niye böyle ortaya çıktı? Beni, ya beni hüzne gark ettiniz şimdi. Çünkü bana şey demeye getiriyorsunuz. Sen bu musikinin başından beri tarihini yaz demeye getiriyorsunuz. Ama ben parça buçuk yazdım. O parçaları birleştirecek birleştirici, yapıştırıcıyı henüz bulmuş değilim. Ve zannediyorum ki uzun vadeli bir iştir bu. Osmanlı'nın ürettiği muskilerin, tek bir tür muski de yok. Yani halk muskileri var, mehter var. Farklı fonksiyonları olan müzikler var. Bu müzik dünyasının 15. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar nasıl evrildiğini anlatmak büyük iş. Zor iş. Büyük bir sınama. Challenge yani. Onu yapılması gerekiyor. Ama onu yapmaya ben hazır mıyım? Emin değilim. Ama bir takım yani dereyi geçerken ayağınızı ıslanmadan basabileceğiniz taşlar kondurabildiysem derenin ortasına ben onunla mutmainim şimdi. Onunla tatmin olmuş durumdayım. Daha büyük çaplı bir İngilizce History of Ottoman Turkish Music yazma meraklısı her zaman yazabilir. Ha bu arada bir parantez, bana hep soruyorlar. Kitaplarınızı niye İngilizce yazmıyorsunuz? Benim İngilizcem de vardır. Hı hı. Verdiğim cevap çok basit. Okuyucum Türkiye'de. Evet. Okuyucum Türkiye'de. Zaten şeyde diyorsunuz, halen bir Osmanlı Türk musiki tarihi yazılmamıştır diyorsunuz kitabınızın bir yerinde. Bu işi artık herhalde bu sonraki kuşaklara mensup olacak. Gençli gayretli siz onu yaparsınız bence. Yaparsınız ama şeyi bir değerlendirmenizi isterim. Onu yani musiki şimdi, Osmanlı müzik tarihine genel çerçevesi değil de bu dört böyle yani bu çünkü dördünü de incelediniz. Yani böyle bir patern var mı? Evet, ne var? Şimdi şu var. Benim incelediğim musiki ana akım Osmanlı musikisi. İstanbul'da üretilen veya İstanbul'la taşradan gelen musikilerin ortak bir potada erimiş şekli. İşte o sıralarda Sofya'da, Belgrad'da, Şam'da, Bağdat'ta, Medine'de, Kahire'de ne müzik yapılıyordu bilmiyorum ki. Onlar da Osmanlı musikisi. Ben sadece merkezdeki ana akım, mainstream ve esas ana akımı Osmanlı Türk musikisi olarak algılanan şeyi inceliyorum. O Osmanlı'daki müziklerin bir tanesi. Önemli bir tanesi. Çünkü bugüne kadar yaşamış, hala yaşıyor. Ama bir tanesi. Osmanlı musiki dünyası bununla bundan ibaret değil elbette. Bu ana akım musikinin tarihini yazmak da şu açıdan kolay değil. Çünkü tarih belgelerle yazılır. Tarih belgelerden ibaret değildir. Belgelerden ibaret olduğunu sananlar notaları belge olarak algılayıp musiki tarihi yazmaya kalkanlardır. İşte ama yazamayanlardır. Tarih belgelerden ibaret değildir. Belgelerle bir belgesiz olmaz. Ama belgelerle birlikte yaratılacak bir hikayedir tarih. Belgeleri birbirine bağlayarak bir büyük resim inşa etmeyi gerektirir bir tarih yazımı. Bu büyük resmin inşası için de tarihçinin sahip olması gereken en önemli haslet nedir biliyor musunuz? Söylesem şaşıracaksınız. Hayal gücüdür. Hayal gücüdür. Çünkü belgeler her şeyi söylemez. O belgelerle tutarlı bir bütünlük oluşturmak için siz boşlukları dolduracak bir tarihi hayal gücüne
Yani gerçeğe benzetebileceğiniz bir hayal gücüne sahip olmanız lazım. Bin parçalık puzzle'ın elinizde sadece 500 parçası var. Ama bu puzzle'ın bir hayvan resmi olduğunu biliyorsunuz. Gerisini makul bir şekilde ortaya aslanı çıkaracak şekilde hayal gücünüz sayesinde bunu doldurmanız lazım. Tarihçinin de yaptığı budur. Ben hayal kurmuyorum diyen tarihçi yalan söylüyor. Evet. Bilmem anlatabildim mi? Bir tarihçi. Şimdi herkese hakaret mi ettim bilmiyorum. Bir tarihçi ile bir romancının, tarihi roman yazarının arasındaki fark çok böyle şey aslında. Çok bıçak sırtı. Bıçak sırtı. Çok bıçak sırtı bir şey. Çünkü gerçeklere mutabık, gerçeklere uygun bir tarihi roman yazmak da pek mümkün. Yazılmıştır da. En son okuduğum en iyi tarihi roman işte bu nedir İtalyan adamın adı neydi? Eko. Umberto Eco. Gül'ün adı. Evet. Her şeyi tarihe uygun. Her şeyi tarihe uygun. Orta Çağ İtalyan tarihine uygun. Ama içindeki hikaye kurgu tabii. Evet. Böylesi de başkaları da vardır muhtemelen. O bakımdan belgeler. Fakat belgeler ne kadar boşluk bırakıyor? Aralarında ne kadar boşluk var? Doldurulması için ne kadar hayal gücü ve ne kadar uydurukçuluğa gerek var? Hayal gücü başka, uydurukçuluk başka. Çok fazla uydurukçuluk gerekiyorsa o tarihi yazmayı daha sonraya bırakmak daha akıl kârı. Evet. Şimdi Ali Ufki Bey ile Kantemiroğlu birbiriyle uyuşuyor. Yani yakın dönemler. Birçok eseri ikisi de notaya almışlar. Ali Ufki sağdan sola yazılan bir Porteli Batı notasıyla, Kantemiroğlu da kendi icat ettiği bir notalama sistemiyle. Dolayısıyla karşılaştırmalar ve evrimle ilgili, 17. yüzyılın içerisindeki evrimle ilgili oradan bilgi edinilebilir. Evet. Ama Kantemiroğlu'nun söylediği bir şey daha var. Onun da önemini anlamak lazım. Kantemiroğlu şeyden şikayet eder. Musiki teorisini kimse bilmiyor. Musiki teorisi metruk ve mensidir. Metruk terk edilmiş, mensi nisyana uğramış, unutulmuş. Eski edvarlar birbirine uymaz. Yeniler de şu anda yaşamakta olan müzisyenler de filan makamı tarif ederken birbirleriyle uyuşmazlar. Çok niza ve şübehat vardır der. Niza itiş kakış kavga, şübehat kuşku vardır der. Dolayısıyla yaşadığı dönemdeki müzisyenlerin de çaldıkları müziğin ne olduğu konusunda hemfikir olmadıklarını söyler. Ve ona rağmen bir tutarlı bir teori inşa etmeye çalışır. Birazcık yel değirmenleriyle savaşmış Kantemiroğlu. Kantemiroğlu işi zormuş. Dolayısıyla söylediklerinde bir takım çelişkiler de bulabilirsiniz. Bir takım tanım eksiklikleri de bulabilirsiniz. Ama ondan iyisini ancak ondan 200 yıl sonra modernistler, Rauf Yekta Beyler, Hüseyin Saadettin Beyler yapmışlardır. Aradım. Onun döneminde müzisyenlerin kavga ettiklerine dair. Bak. Lakin agah ol ki, agah olmak, uyanık olmak. Hı hı. Bil ki, bilmiş ol ki, gerek burada zikrolunan terkibler, gerek de diğerleri için hanende ve sazende mabeyninde arasında çok niza ve şübehat vardır. Tartışma, çekişme vardır. Fi zamanına, zamanımızda biri birinin fikrine uymaz. Kadimden olan edvar da biri birine benzemez. Evet. Bu adam da bir teorik boşluk içerisinde yaşadığının bilincinde ve o teorik boşluğu kör topal doldurmaya çalışmış. Evet. Bunun bunun varisi Rauf Yekta Bey olacaktır. 19. yüzyılın son 10 yılında. 200 sene.
200 sene sonra. Aşağı yukarı 200 yıl sonra. Ama o da o teoriyi şey farklı bir maksatla yaratacaktır. Avrupalılarda majörler, minörler, tonlar, müzik teorisi çok sabitlenmiş. Bize de bir teori lazım. Biz de Avrupalılaşacağız. Evet. Onun güdüsü bu. Biraz farklı bir güdüsü. Biz de farklı bir güdü. Hocam şimdi bu Osmanlı tarihi içinde de 1-2 sayfa Türk müziğine. 1,5 sayfa. 1,5 sayfa. Onu da çevirdim Türkçe'ye. Önemli çünkü. Orada ne diyor? Yani biraz ona da Edvard'ın dışında nasıl bir tarihlendirme içinde musikiyi nereye koymuş? Şeyin Kantemiron'un Osmanlı tarihi özel bir yöntemle yazılmış. Bir kronolojik bölümü var. Fakat o kronolojik bölümün dipnotu olarak yeni bir kavram geldiği zaman o kavramı dipnot olarak açıklıyor. Yeni bir isim geldiği zaman o ismin kim olduğunu bir dipnotta açıklıyor. Dolayısıyla metodolojik olarak da biraz okunması modern bir şey. Bugünkü şeye bilimsel eser formatına benzeyen bir formatı var. Ve bu şeyde, bu tarihinde, Osmanlı tarihinde o 1,5 sayfalık kısım. 1,5 sayfalık bir kısım var. Ek olarak buraya çevirip eklemişim. İngilizcesinden çevirdim. Hangi söz altında, hangi kelime altında bir dipnot olarak? Hüseyin. Hüseyin geçiyor bir yerde. Dipnot olarak bu 1,5 sayfalık metin var. Hüseyin'den kastettiği Hüseyin Baykara. Timurlu hanedanının Orta Asya'daki padişahlarından biri olan Hüseyin Baykara. Büyük sanatsever ve müziksever bir padişah. Evet. Ve Osmanlı'da bu Hüseyin Baykara ve Hüseyin Baykara meclisleri bir metafor olarak kullanılmış. Şiir, edebiyat, musiki icra edilen Herat, Özbekistan'daki o iki şehir meclisi, Semerkant ve Buhara. Buhara, evet. Ya hakim olan padişah bu. Ve oradaki 14. yüzyıldaki medeniyete özenmek için kullanılan bir metafor. Hüseyin Baykara fasılları. Şimdi Hüseyin deyince bunu izah etmiş. Bunu açmış Kantemir dipnotta. Ve demiş ki, sonra devam ediyor. Türkiye'de ve İran'da musiki ölmüştü. Hani Osmanlı'nın kuruluş safhasında çok barbardılar ya Osmanlılar. Evet. Musiki yoktu. Sultan Mehmet zamanında, 4. Mehmet, Avcı Mehmet zamanında Osman Efendi diye biri türüyor ve musiki yeniden ihya ediyor. Osman Efendi de kendi hocasının hocası. Dolayısıyla müzisyen kendi şeyiyle, kendi soy ağacıyla, müzisyen soy ağacıyla biraz şey olmuş oluyor. O Osman Efendi başka talebeler de bırakmış. Kömür, Hafız Kömür, Memiş Ağa, ondan sonra Buhurcuoğlu. Buhurcuoğlu'nu talebe bırakmış. Buhurcuoğlu kim? Buhurzade. Buhurizade Mustafa Efendi, Itri Efendi. Ya Buhurcu'nun oğlu işte. Buhurcuoğlu. Burada öyle geçiyor. Dönemin belgesinde. Saz sanatçıları arasında diyor, önde gelen iki Rum vardı. Biri dilini değiştirip ihtida etmiş olan Kemani Ahmet. Ama aslen Rum'muş. Hı hı. Diğeri de Ortodoks Angeli. Tamburi Angeli. İkisi de 15 yıl boyunca bana hocalık etmişler. Dolayısıyla hocalık bu Hüseyin'in başlığıyla başlayıp kendinin Türk musikisindeki müktesebatını anlatıyor adam. Ve devam ediyor. Kendisi kime ders vermiş? Kendinin de 2-3 tane öğrencisi olmuş. Ve ondan sonra şey geliyor. Tüm Hristiyan dünyasında barbar olarak bilinen bir milletin bu gibi yüksek ve soylu bir sanat dalındaki çalışmalarını övmem Avrupalara tuhaf gelebilir diye başlıyor. Ve böyle konuşmasının sebeplerini anlatıyor. Ve biraz hani biz bu metni böyle bir negatif bir şey olarak algılıyoruz. Veya işte hani biz demeyelim de.
yasaklayacak kadar burada bayağı bir Türk musikisi. Övgü var. Evet. Övgü var. Yani İstanbul medeniyetine kendisini övgü var. Oradan da ayırmamış sanki hocam. Hayır, yani ayırmamış. Bu kitabı yazarken. Rusya'dayken yazmış. Türkiye'den ayrıldıktan 2-3 sene sonra, fakat ruhen kendini İstanbul'dan ayırmamış. Bakınız bir de ne diyor? Bu musikinin anlaşılması o kadar zordur ki dünyanın en büyük sarayının bulunduğu İstanbul şehrinde bu kadar müzisyen ve musiki meraklısı arasında bu sanatın esaslarını iyice anlayan 3-4 kişi ancak bulunur. Dünyanın en büyük sarayı burada. Ha? Burada bir büyük bir musiki, müzisyen ve musiki meraklısı kitlesi var. Ve büyük bir saray var. Ona rağmen bu musiki çok zor. Siz Avrupalılar bunu zorlukla anlayacaksınız. Ve şeyle bitiriyor. Önümüzdeki dönemde Allah ömür verirse, bu sefer Latince herhalde, Türk musikisi hakkında bir kitap yazmak istediğini de belirtiyor. Evet. Söylüyor ama kısmet olmuyor. Ben mesela şimdi bunları dinlerken aklıma şey geldi. Bu 18. yüzyıl boyunca Batı'da hep böyle bir Türk imajı çok böyle hani ne bileyim imrenilerek bakılan, modası olan falan bir şey. Evet. Acaba bu tarihin o dönemde tek okunan Osmanlı tarihi olması ve Osmanlı'yı belki biraz hani şey yanları da vardır illaki. Negatif yani, yanları da vardır. Negatif yanları vardır. Güzel küfür ederlermiş. Biz bunun yayını da yapmıştık hatta. Bir Osmanlı tüccarının hatıraları diye. İngiliz bir tüccar hani dünyada en güzel küfür edilen dildir falan diye de şey yapmıştı. Bu kitabın sanki böyle bir etkisi varmış gibi de bir şeye kapıldım. Hammer'e tabii gelince işler çok değişiyor. Ha. Yani dönem değişiyor, işte şu oluyor, bu oluyor. Osmanlı başka bir döneme girmiş oluyor. Evet, Batı da başka bir döneme girmiş oluyor vesaire. Ama bu 1,5 sayfalık metni şöyle bitiriyor. Fakat Allah bana ömür ve fırsat verirse bu sanatı şark dünyasının anlayışına göre ayrıca bir kitapta inceleyeceğim. Kastettiği kitap Edvard değil. Henüz yazmamış olduğu bir kitap. Evet. Avrupalılara açıklamak üzere. Ne kadar mükemmel bir musiki olduğunu. Ama böyle yazamamış. Ha? Yok. Evet. Ömür vefa etmemiş. Evet. Yavaş yavaş toparlayalım. Hocam son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa yavaş yavaş toparlayalım. Daha sonra da kapatalım. Son olarak söylemek istediğim bir şey yok. Ağzınıza sağlık yani. Bizim hani beni konuşturdunuz. Bizim atladığımız, sizin söylemek istediğiniz bir hocam, şey varsa. Hocam tek alalım. Şeyi sormak istiyorum. Tambura sürekli vurgu yapıyor. Metinde de ana tambur. Evet. Şu, yani kendisi çaldığı için mi yoksa? Hayır, onu ben de atladım. O konuda bir şey söyleyecektim. Ben atladım. Son olarak onu söyleyeyim. Klasik Türk musikisinin, Osmanlı Türk musikisinin temel çalgısı tamburdur. Ney değildir, ud değildir, kanun değildir, keman, zinhar değildir, tamburdur. Bunun birkaç sebebi var. 17. yüzyılda tedricen bu Osmanlı Türk ana akım musikisi oluşurken kullandığı nota sayısı ve perde sayısı çoğalmış. Bunları nasıl belirteceksiniz? Çok uzun sapı olan bir sazda her perdenin işaretini belirterek ortaya koyacaksınız. Evet. Mızraplı çalgılar arasında benim bildiğim sapı en uzun olan saz tamburdur. Hint şeyinden, sitarından bile uzundur sapı tamburun. Teknesi de minnacık ve çok yuvarlaktır. Şöyle yuvarlaktır. Göbek. Hafif bir göbeği vardı. Ve tamburun sapı üzerinde Türk musikisinin kullandığı bütün perdelerin işaretlenmiş olduğunu görebilirsiniz. Dolayısıyla hem icra açısından hem de görsel açıdan tambur bu vazifesi... O tambur üzerinde zaten çizimleri var değil mi? Nota evet. Yerlerini falan da şey yapıyor. Edvard'ın evet. Sonunda şu sayfada şöyle onu tutarsanız... Gösterelim. Evet. Şu bir şekilde. Tambur resmi yapar. Ve tamburun sağında ve solunda her perdenin adını yazar. Daha kısa bir sapa o perdeler sığmaz.
Çünkü genellikle tamburun tek bir teli çalınır. Evet. Oysa udun dört teli birden çalınabilir. Bu tamburdaki eserler tek bir tel üzerinde icra edilir. Diğer teller sempatik tellerdir ve bir vibrasyon yaparlar. Çok nadiren öbür tellere geçilir. Dolayısıyla icra tek bir sonometre görevi gören, seslerin tizliğini ve pesliğini ölçen bir alet gibi vazifesini gören bir sazdır tambur. Ve hala böyledir. Hala tamburun, yani şeye benzetmişlerdir, batıda piyano görevi görür demişler. Ondan emin değilim. Piyano olmadığı zaman ne yapıyorlardı? Piyano 19. yüzyılın başlarının, yani daha doğrusu 18. yüzyılın ortalarının eseri. Daha önce ne vardı? Klavsen vardı ama o da tuhaf. Yani klavsenin akordu nasıl yapılırdı? O da başka bir şey, başka bir problem. Dolayısıyla tambur piyanoya eşittir demek birebir uygunluk anlamına gelmiyor. Ama tambur çok önemli bir saz. Adam da Türk musikisinin temel taşı olduğunun farkında. Farkında. Kendi de bunu çalıyor. Kendi çaldığı için yüceltmiyor. Türk musikisinde icra edilen bütün sesler tamburda mevcuttur diye yüceltiyor. En mükemmel ve en tamam saz odur. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben bu yayını hazırlanırken cep telefonundan sık sık dönüp dinledim Kantemiroğlu bestelerini. Gerçi ne kadar hani doğru şey yapılmıştır onu da çok fazla bilmiyorum. Abi bu Kantemiroğlu bestesi diye geçen birçok beste aslında ona ait değil. Olabilir, doğrudur yani. Yani da güzel bir eser olsa olsa bu olsa olsa Kantemiroğlu'nun olur. Evet, öyle de bir tartışma var değil mi? Var tabii. Öyle de bir tartışma var. Hatta siz şey yapıyorsunuz işte, kimisi 30-32 demiş, kimisi 18'dir demiş falan. Böyle bir eserlerinin sayısı. O da tabii ayrı bir tartışma. Biz yavaş yavaş burada toparlayalım hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Tekrar da buluşmak ümidiyle. Yakın zamanda yeni yakın kitap zamanda çıkınca tekrardan sizi ağırlayacağız. Bugün 341. yayınımızda Profesör Doktor Cem Behar'la birlikteydik. Kendisinin 5-6 yıl önce çıkmış olan Kantemiroğlu üzerine Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkmış olan bu kitabı üzerine bir yayın yaptık. Kantemiroğlu'nun Edvar'ı çalışması üzerine bir araştırma. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Masap uygulamasını ve Patreon destekçilerimize teşekkür ediyoruz. Yayını beğenip paylaşırsanız bize de ayrıca destek vermiş olursunuz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.